Ölüm 1. Gravity anomaliyi durdur. Hedef ulaşabildim mi? Daha yeni geldik. Ne hedefi hemen? Safsaklama. Acele et. Safsaklama ne demek lan? Oo, karaktere bak. Zayıf birazcık ama. İnce bacaklı. Müzik güzel. Gravity anomali. Durdurulamaz. Bu gravity anomali dediği kim ki? Bunu öğreneceğiz. Çekil klon diyelim. Birazcık ağır konuşalım. Vasıfsız klon. Ha, sadece karşında engel. Tamam, şu an şeydeyiz. Oyun öğreniyoruz. Saldırı böyle. Yumruk atıyor. Tekme atıyor. Arda arda basarsam 3. saldırısı sert vuruyor. Başka bir şey var mı? Şöyle eğilerek saldırı yapabiliyor muyuz? Hayır. Zıplayarak. Zıplayarak dönen tekme atıyor. Birleş. Nasıl birleş lan? Ne yapacaklar bunlar? Güçleniyorlar. Ajan klon. Arcisus hoş geldin. Teşekkür ederim. Allah vurdu lan kafama. Oğlum vuracağını beklemiyordum. Şu kaçınma tuşu neden RB ya, yuvarlak değil? Genelde yuvarlak olur. Benim elim yuvarlığa alışkın. Peki bütün düşmanlar böyle yan yana gelip birleşip daha da güçleniyor mu? Üst modeline geçiyor mu? Vallahi bunu merak ediyorum. Gravity anomali. Yer çekimini bozuyor. Biraz midem bulanacak. Okey. Ne oluyor lan? Allah. Abi siz ne yaptınız? Bu ne? Harbiden yer çekimi falan değişti. Geçelim portaldan. Bir saniye arkadaşlar. Şu müziği kısmak zorundayım birazcık. Bu kadar da fazla olmasın. Yoksa oyun hakkında kötü düşüneceğim. O ne lan? Polis arabası uçuyordu yukarıda. RB. Aha. Ay pardon. Dibine gidip RB yapacağız. Yani zıplayıp geçmiyor. Şöyle yapacağız. Tamam. Tekrar çıkabiliyor muyum? Bu platform ben üzerine zıpladıkça sallanıyor. Bir daha RB yapalım. Platformun yönüne göre beni o tarafa fırlatıyor. Tamam, olur. Havada kaçınma. Ben avcı. Sen al. Tembel seçkin avcı. LT ile düşmanları sersemlet. Bir şey mi fırlatıyoruz? Aa tamam. Evet. Daha yok mu lan kartvizit? Dolum süresi var. Öyle sürekli kullanamıyorum. Bir tane daha atalım. Tamam, sersemle de vuralım. Ne düşürdün lan? Geri döneceğim. Yallah. Nereye gidiyorsan git. He, zıplayıp mı? Zıplayıp şunların kafasına şeyi düşüreceğim. Oyun bunu istiyor benden. Tamam, kartvizit olsun. Hehe. Güzel. Böyle tuzaklar var düşmanları alt edebileceğim. Harika. Bu benim kafamı düşerse muhtemelen şey yapar. Hasar verir. Denemek istiyorum. Bana hasar veriyor mu? Veriyor tabii ki. İçeri girme diyor bu abi. Niye? Ne oldu abi? Siren falan ötüyor. İçeride büyük bir şey var sanırım. Tehlikeli bir düşman var. Büyük bir hata yaptım. Ne yaptın lan? Vallahi ben girip bakacağım. Ben meraklıyım biraz. Aha. Aha. Gravity anomali bu muymuş? Vuralım birazcık ona. Allah, düşmanlar çıkıyor. Ben şeyi merak ediyorum. Bir saniye. Bunlar birleşiyor mu? Robotlar birleşiyordu. Şu kravatlılar birleşecek mi? Lütfen birleşsin. Banda hoş geldin. Merhaba. Bunlar birleşmeyecek ya. Bir de bu gravity anomali hasar vuruyor çevresine. Bundan kaçınmak gerekiyor. Kendi arkadaşlarına da hasar vuruyor. Allah, kaç 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 kaç. Heh. Aha, maskesini düşürdüm lan. Zırhı düştü. Demosu var şu anda. Evet evet, demosunu oynuyorum ben de. Oyun yakında duyurulur ya. Belki de duyurulmuştur. Bilmiyorum da. Sen nasıl bir... Lan ne oluyor? Yer çekimini bozdu gene. Lanet olası seni. Bir saniye. Bu şunlar birleşmiyor mu ya? Şu kravatlılar da keşke birleşseydi. Ama elektrik varmış burada. Elektriği fark etmedi. Dur, şu hem elektrik geçmesi lazım. Beni alır mısın? Tamam. Elektrik yokken şöyle gidelim. Ama gelecek. Evet geldi. Kaçayım. Kravatlılar sonla birleşiyor. Valla kravatlıların birleşmesini beklesem mi? Çok merak ediyorum çünkü ya. Neye dönüşüyorlar? Böyle sürekli sürekli düşmanlar sonsuza kadar birleşiyor mu acaba? Bekleyeceğim. Şu kravatlılar bir birleşsin bakalım. Birleşin hadi. Üzerime gelme kardeşim benim. Birleş.
Sonraki bölümlerde mi demek istedin sen Samet? Herhalde sonraki bölümlerde demek istedin. Çünkü birleşeceği yok bunların. Ölmek üzeresin gravity anomali. Yallah. Ve onlar birleşiyor sonraki bölümlerde. Heh, birleşsinler valla, çok güzel bir şey yalnız. Çok güzel bir mekanik. Hız sersemleme. Yakın dövüş hızı arttı. Boss'u yendiğim için upgrade alıyorum haliyle. Yükseltme alıyorum. Sürpriz. Ne kutlaması lan bu? Doğum günüm mü? Terfi partisi yapmadan gönderme seni. Hadi yapalım bakalım. Bu da sana özel hediyemiz. Aa, çanta geldi. Benim şu an kaç param var? 24. Bir de bir duygum var. Yani ben demin ki diyalogdan adama iyi davrandığım için mutlu bir duygum oldu. Kötü davransaydım, hadi lan oradan falan deseydim, üzgün bir diyalogum olacaktı. Bu da benim dükkanda yeni şeyler açmama yarıyor. Yani oyunda seçimlerimiz biraz ilerleyişimizi etkileyecek. Anomali tehditlerini bul. Tespit ettiğimiz 4 anomali kaynağı birlikte çalışan bir örgütmüş. Aralarında sarışın olanın yerini bulduk. Çabuk metroya git gidelim. Bak, müzik değişti. Ortama göre şahane bir müzik geldi. Ben şu an gazlanıyorum ya. Böyle olsun ya. Deminki müzik ne böylesi? Aynı müzik çalıp çalıp duruyordu. Ne yükselme var, ne alçalma var. Bak şu an güzel. Müzikteki ritmin değişmesi lazım sürekli yani. Aa, çocuk kaybolmuş. Çocuk, sol tarafa doğru git. Çocuk, sen en son anneni nerede gördün? Bir söyle bakayım. Belki ben anneni bulurum. Aşağı ineceğim. Annem aşağıda. Gel. Seni götüreyim annene. Nişancı klon. Oo. He, mantık basılı tutma değil. Mantık peri yapma mantığı. Tamam. Tabanca kaldı sağ tarafta. Yanlış asansör. Geber. Aha, silah. Hop. Çok iyi. Geliştirmeler buluyoruz. Çocuk, sen iyi ki de bu asansörü tek başına binmemişsin. Zaten boyu kısa, bir şey olmazdı da. Amca, annem nerede? Amca. Ben anneni bulup getireceğim. Burada bekle beni. Lan, ikisi aynı seçenek. Yani neyi seçersek seçelim muhtemelen aynı şeyi söyleyecek. Lazeri savuşturmak için veya şöyle yapalım. Kapıyı açtık. Çocuk, nereye gidiyorsun lan? Dur dur dur. Çocuk tek başına gitti vallahi. Manyak. Aha. Sen nasıl geçtin burayı oğlum? Kapılardan nasıl geçtin harbiden? Ben çok küçüğüm amca. Aradan geçtim. Ya yürü git. Annemi istiyorum. Sen bir gel bakayım benim peşimden. Sen şunları ölüyor musun? Merak ediyorum. Sana şöyle vursa. Çok arkamda durma. Çocuğa vurmuyor. Eğilmek var da şu an eğilmenin bir işlevini göremedim yani. Başka yerlerde şöyle belki kullanabiliyoruzdur. Mesela eğilirken de vuramıyorum. Ayağa kalkıp vuruyor. Hani çömelip falan vurmuyor hiçbir şekilde. Mermi gelirken eğilmedi. Aa, hiç aklıma gelmedi lan. Doğru söylüyorsun. Gerçekten hiç aklıma gelmedi. Bu yumruğu savuşturabiliyor muyum? Olmadı, bir saniye. Gel bakalım, bir yumruk at. Olmuyor. Lan, erken basıyorum ya. Olmuyor herhalde. Yok, olmuyor. Sadece uzaktan gelen nesneleri savuşturabiliyorum. Lan bu ne yapıyor? Ters durmuş. Yaratık geldi. Sana diyorum. Zamanı da büküyor bu. Artık neyse düşmanımız. Bak, bu ikide bir gidiyor. Bir portaldan geçip gidiyor. Lan bunlar neden ters? Kontrol kombinasyonu birazcık garip ya. Alıştığım oyun tarzının dışında yapmışlar. Hani oyunlara benzememek için mi anlamadım. Yuvarlanma tuşu bir garip. Etkileşim tuşu bir garip. Hazırlıklarım daha bitmedi. Tıfıl. Aa, bizim düşmanımız işte. 4 tane anomali bulunmuştu dediler ya. Adamın bir ayağı daha kalın, bir ayağı daha ince. Peşindeki avcılara dikkat et. Seni arenama bekliyorum. O ne lan? Sol taraftan el çıktı. Kaç. Çocuğu koru. Beni koru. Beni koru. Çocuk kendini kurtarır ya. Beni koru. Lan yuvarlan. Boss. Bu boss mu? Devasa bir el. Boss'tan kaçıyoruz o zaman. Boss ellerini duvara çarparak hasar yiyor. Bir vursak. Allah. Dönüp ateş etsem ne olur? birazcık ufak tefek takıldım. Onlar şey oldu. Yavaşlattı beni. Boss beni yakaladı. Videoda boss diye görmüştüm sanki. Zaten altta büyük jumper'ı var ya, boss yani. Ama mini boss da olabilir hani bu gördüklerimiz. Sadece kaç. Sadece kaçıyorum. Ama içinden bir ateş etmek geliyor biliyor musunuz dönüp. Şöyle. Vurmuyor. 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 Tamam. Açtım.
Çocuğu kurtardı bu her türlü. Beni koru dememe rağmen. Oyunda seçenekler birazcık şey galiba. Hani oyunun gidişatını etkilemiyor da bize en azından sağladığı şeyler oluyor duygu anlamında. Yaralılar oluyor. Hedefin yerini kesin bilmiyorum. O yüzden kendin gitmelisin. Bekle, ne oldu? Sinyal artık başka bir yerde gözüküyor. Portala gir. Oğlum siz beni saçma sapan yerlere ışınlıyorsunuz ya. Girmesem oluyor mu? Zaten burada başka yol yokmuş. Oyun bizi kandırıyor. En azından buraya bir yol falan koysaydınız da hikaye değişmiş gibi olsaydı. Savunucu kulağım. Savaşacak mıyız? Allah. Niye bana saldırdı lan bir anda? Oo bunun silahı şey. Tamam. Bunun silahı güzel. Ben bunun silahını bir alayım. Kombolarda kullanırım. Shotgun çünkü bayağı bir hasar vurabilir. Merhaba efendim. Barımızda eğlenceli vakit geçiriyor musunuz? Çok eğleniyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ama efendim bir sorun var. Neden dans etmiyorsunuz? Vallahi ben şu an müzik çalıyor dans ediyorum burada. Karakterim etmiyor ama. Ben ediyorum. Elektrik falan var lan burada. Bak 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 dur oyun değişti arkadaşlar. Oyun değişti bir saniye. Oyun tek düzelikten çıktı şu anda. Sağ tarafa gidemiyorum. Şu elektriği bir alır mısın şuradan? Sol tarafa git diyor bana balık için. Yukarı çıkamıyoruz zaten. Dur sol tarafa bir gidelim. Niye yoruldu lan karakterim? Yürümeye başladı. Sana bir şey getirdim mi? Ne getirdin lan? Elimde anomali sopası var. Bak oyun çeşitleniyor. Oyun çeşitleniyor. Bu yönden gerçekten hoşuma gidiyor. Çeşitlensin oyun. Ve çok kısa sürdü çeşitlenmesi. Şu sopayı bir kullanalım bakalım. Zınt diye vuracak mı merak ediyorum. Zınt diye vurması lazım bu sopanın. Allah dur lan. Tamam, savuşturuyoruz, vuruyoruz. Bir saniye, sopanın şöyle bir özelliği var. Dur lan, uyut. Sersemlemiş düşmana sopa daha fazla vuruyor. Bayağı da güzel vuruyor yalnız. Tatmin duygusu güzel. Zınk diye vuruyor, yapıştırıyor adamları, hoşuma gitti. Kalkanlarınızı kullanın. Bak dans etmedik diye barmenin yaptığı şeye bir bakar mısın? Doldurun şu dans kaçağını. Manyak mısın ya? Kalkanı var bunların. Uzun menzilli saldırı gerekiyormuş kalkanlarına şey yapmak için. Şöyle beyzbol sopasıyla vuralım. Bam. Tamam beyzbol sopası kalkanları şey yapabiliyor, kırabiliyor. Veya pompalı tüfek. Allah. Yanlış tarafa vurduk. Beyzbol sopasının ses efekti eksik ya. Tatmin oldum ama en azından bir sesi olsaydı daha iyiydi. Mesela şu normal saldırıyla tamamen aynı. Vuruş sesi. Ne oluyor lan? Oyun mu oynayacağız? Bir oyun oynayalım ya. Dur bakalım. Para geldi. Niye para kazandım ben? Gene para kazandım. Şöyle küçük bir oyun oynasaydık keşke. Kalkanlı seçkin avcı. Olmadı. Olmadı bir saniye. Aa, şöyle yapalım. Kalkanını kırmak gerekiyor. Şunu ne kıracağız? Abi kaçıyor mu sürekli? Baksana. Bunu şöyle yapalım. Allah. Oo. Dur adama mantıklı yaklaşamadık. Beyzbol sopasıyla vuracağız paso. Tamam. Yallah bakayım. Ne kazandık? Anomali sopusu kombosu. Nasıl yapıyoruz? Çarpı, üçgen, çarpı. Çarpı, üçgen, çarpı. Oy 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 oy. Dur, şöyle bir daha deneyelim. Çarpı, üçgen. İyi vuruyor bak. Sopayı güzel kullanıyor. Sopayla beraber harika bir kombo yapıyor. Sevdim bu hareketi.
Oyunu nasıl yapmışlar Kanzi'ye? Vallahi oyunun eğlenceli oynaması. Bir de akıcı bir oyun olmuş. Dövüş mekanikleri şu anlık iyi. Bak 40 dakika oldu. Bir sürü geliştirme elde ettim. Sürekli gelişiyorum. Demodan kaynaklı belki geliştirmeden erken almış olabilirim. Bence öyle bir şey yoktur. Ama gene de bir ihtimal diye söylüyorum. Ama eğer hani 2-3 saatlik bir oyun olacağını düşünürsek bu oyunun, belki daha uzun, sıkılmadan bir sürü geliştirme alarak tamamlayabileceğiniz harika bir oyun olmuş. Katana Zero'ya benzetenler oluyor. Ben Katana Zero'yu oynamadım, o yüzden hiçbir şey diyemeyeceğim. Çok az oynadım Katana Zero'yu. O yüzden yorum yapamayacağım, hani kıyaslayamayacağım. Ama benzesin yani, benzemesi sorun değil. Sonuçta Enes Kirazoğlu yapıyor ya bu oyunu. Küçük bir firma bu. Daha ilk oyunları. Bir şeylerden ilham alacaklar tabii ki. Düşük bütçeli falan deriz oyun için. Bazı şeyler oturaklı olmaz, kötü olur. Ama şu an bir şey göremiyorum. Çok eğlence, demo olmasına rağmen. Oynanış oturaklı, her şey çok eğlenceli, müzik güzel. Açıkçası bak 40 dakikadır oynuyorum. Hatta 1 saat olmuş şu an. Demin 40 dakikaydı. Çünkü demin hani cümleyi kurdum. Dövüş mekanikleri sürekli gelişiyor böyle. Yeni kombolar geliyor, yeni şeyler geliyor. Hani bu yönden eğlenceli. Oyunu kendine şey yapması, geliştirmesi. Bir de şu an demo hani. Kombotu biraz gelişmemiş diyoruz ya. Normal sürümde bilmiyorum, belki neler neler göreceğiz. Ve hangi geliştirmeler gelecek. Çok farklı şeyler gelecek belki. Sadece sorun ne biliyor musun? Şu otururken vuramıyorum, ona sinir oldum ya. Bak oturuyorum şöyle vuramıyorum, ayağa kalkıyor. Şöyle yerden bir dönen çelme atsa harika olur. Beklediğim şey bu şu an. Hoş geldin mavi ejder. Mavi ejder diyor bana. Senin gelişin kulağıma fısıldıyor. Oğlum demin metroda ben bunu dövmedim mi? Yoksa bu gitti mi? Hatırlamıyorum valla. Ama metroda karşılaştık bununla. Müziğe bak. SmackDown'u falan izleyen var mıydı aranızda? WWE'ye, Raw'ı. Orada şeyler, güreşçiler girerken hani böyle müzikleri metal müzik ya. Örneğin Triple H'in falan, ne bileyim Brock Lesnar'ın. Aynı bu adam bir güreşçi olduğu için hani Wrestler ya ismi. Şu an metal bir müzik girdi. Bayıldım ya. Vallahi müzikler çok güzel olmuş. Katana Zero'da da bize ejder diyorlardı. O zaman gerçekten ilham alınmış Katana Zero'dan değil mi? Gökdeniz. Demin bunu yazanlar oldu hani. Abi bu oyun hangi oyun ve ne hakkında? Bu oyun Enis Kirazoğlu'nun yaptığı bir oyun vardı. Küçük bir ekibiyle yaptığı ilk oyunu. Onun demosu Ekrem. Şu vakte kadar bir sürü değerli rakibim oldu. Ama seninle bu arenada kozlarımızı paylaşmayı iple çekiyorum. Kapışamıyoruz. Hayır. Dövüşmem lazım. Kesilir mi burada? Valla o kadar güzel bir yerde kesmişler ki şu an merakım üst düzeyde. Oynadığın için teşekkürler. Sana da teşekkürler Enis Bey. Çıkmak için herhangi bir tuşa bas.